Şimdi geldik ilgi ve iyilik ekine. Bir defa bir yerde ilgi eki varsa orada bir isim tanımlaması vardır. Önce ilgi ekinden yola çıkarak bu konuyu anlatalım. Şimdi ilgi eki isim tanımlaması içeriyorsa mesela Ahmet'in defteri, İnci'nin küpesi, sınıfın kapısı, defterin yaprağı gibi isim tamlamalarımız var. Şimdi ilgi ekini şöyle söylerim. İlgi eki kelimelerdeki ın ve nın eklerine verilen isimdir. Yani ınnın eki, tamlamalardaki tamlayan eki. Ha bunun bir de diğer adı tamlayan eki. Onu da yazalım. Innın eki yani tamlayan eki bizi ilgi ekine götürüyor. Peki tamlamalar konusunu bir hatırlayalım veya işte hiç bilmiyorsak biraz anlamaya çalışalım. Şimdi tamlamalarda olay neydi? Tamlamalarda bir tamlayan, bir de tamlanan diye iki tane yapı var. Tamlayan birinci kısım, tamlanan ikinci kısım. Şimdi tamlayan kısmı ana omurgayı, ana karakteri söylüyor burada. Yani ana ifade nerede? Ana ifade tamlayanda. Tamlayana bağlı olarak tamlanan gelişiyor. Yani tamlananın bağlı olmasının sebebi tamlayan olması. O zaman tamlayan olmazsa tamlanan olabilir mi? Hayır, olmaz. Onun için ana omurga tamlayan. Şimdi mesela Ahmet'in defteri. Şimdi burada Ahmet ve defter arasında bağ kurmuş mu? E kurmuş. O zaman bu organik bağı sağlayan şey ne? Tamlayanın eki. Mesela Ahmet defter deselim, o zaman Ahmet ile defter arasında Ahmet'e ait olma anlamı taşıyan bir ek olmayacaktı ki veya sahiplik gibi bir anlam olmayacaktı ki. O zaman buradaki ilgi eki bir anlamda da sahiplik gibi bir anlam sağlar mı? Evet. Yani ilgi ekinin sahiplik olma gibi bir anlamı da var. Mesela İnci'nin küpesi derken de aynı mantık. Şimdi küpe kime ait? İnci'ye. Ben nereden biliyorum bunu? Şundan dolayı. O zaman ilgi eki bir şeyleri açığa çıkarma, bir mala sahibini tanıtma, bir malın sahibinin olduğunu söyleme gibi bir anlam katıyor mu? Evet. İki tane mantık var. Birincisi şu. İki tane sözcük arasında bağ kuruyor. İki sözcüğü birbirine bağlıyor. İkincisi bir malın kime ait olduğunu söylüyor. Sınıfın kapısı. Kapı neye ait? Sınıfa. O zaman kapı sınıfın malı mı? Evet. Aynı zamanda sınıf kapısı dersem hangi sınıfın kapısı olduğu belli olmadığı için belirtisiz tamlamadır diyeceğiz biz buna. Ama sınıfın kapısı dersem o sınıfın kapısı. Belli bir sınıf var. Orada bir işaret ediyor. O zaman buradaki ilgi ki aynı zamanda belirli olma, belirlilik gibi bir anlamda katıyor mu sözce? Evet. Belirli olma ve belirlilik. Kime ait olma, neye ait olma? Neye, nasıl belirlilik? Yani belirli olma, belirli olma durumu. Bu tarz şeyler söyleyen ekede biz ilgi ki diyoruz. Yani kısacası ilgi eki belirlilik anlamı sağlayan, belirgin olma anlamı sağlayan bir yapıya aittir diyebiliriz. Sonrasında devam edelim. Mesela defterin yaprağı demiş. Şimdi defterin yaprağı derken bir yaprak var ve bu yaprak deftere ait. O zaman yine aitlik anlamı sağlıyor. Aynı zamanda yaprağın defterin bir parçası olduğunu söylüyor mu? Evet. Yani bir bantıkta defterle yaprak arasında bağ kuruyor. Veya burada ın eki sınıfta kapı arasında bağ kuruyor. Veya incideki nin eki incide küpe arasında bağ kuruyor. Yani ilgi eki bir sahiplik anlamı taşır diyeceğiz. İki tamlayan eki görevi görür. Tamlayan ne? Birinci kısım. Yani Ahmet'in, İnci'nin, sınıfın ve defterin gibi ifadelerde birinci kısım tamlayan. Şunlar da tamlanan. Tamlananlardaki eklerde birazdan karşımızda iyelik eki diye çıktık. Şimdi iyelik eki şimdi ilgi ekine sahiplik anlamı var dedik ya. İlgi eki sahiplik anlamı derken şunu sağlıyor aslında. Kime ait olma, neye ait olma. Çünkü asıl sahiplik diyeceğimiz ek iyelik. Çünkü iyeliğin anlamı sahiplik. Ama burada iki kelime arasında kim neyin sahibi? Yani buradaki sahiplikle buradaki sahiplik aynı mantıkla değil aslında. Şimdi ilgi ekindeki sahiplik şu. İki tane sözcük var. Bu iki sözcük arasında hangisi kimin sahibi? Hangisi neyin sahibi?
Buna baktığın zaman bu şekilde oluşuyor. Ama iyilik eki 6 kişiye göre farklı çekimler alabilen eklerdir. Ha, bir farklılık bu mesela. İyilikle ilgiyi böyle ayırırsın. Şimdi her ikisinde de göreceli bir sahiplik anlayışı var ama iyilik eki 6 kişiye göre çekimlenir. 6 kişiye göre farklılaşır ama ilgi eki 6 farklı kişiye göre mesela farklı durumlar almaz. Ben hep burada 3. kişi yazdım mesela ama ilgi ekinde şöyle bir şey var. Mesela bizim ailemiz veya sizin komşularınız. Bu şekilde yani bakın ek hep ının. Ek asla değişmiyor. Ama iyilikte ekler değişecek. Mesela bakın 6 tane kişimiz var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdi ben sonra biz siz onlara gelen benim, senin, onun, bizim, sizin ve onların ifadelerindeki ımlar ve ınlar arkadaşlar tamlayın eki. Yani şuradaki imler, ınlar, nınlar tamlayın eki. Yani ilgi eki. O zaman bunlar da bir isim tamlaması örneği oluşturur mu? Evet. Hatta bunların oluşturduğu tamlamaya birazdan bir isim vereceğiz. Hatta unutursam şöyle yazayım da onu. Bu tamlamaya şey deniyor. Tamlayanı zamirden, kişi zamirinden oluşmuş isim tanımlaması. Böyle bir yapı var. Yani böyle bir tanım var. Tamlayanı kişi zamirinden oluşmuş isim tanımlaması. Şimdi benim dedi. Buradaki benim bir nesne getirelim. Benim bardağım. Senin bardağın, onun bardağı, bizim bardağımız, sizin bardağınız, onların bardakları. Onları tekrar yazayım da şöyle. Benim bardağım, senin bardağın, onun bardağı. Bizim bardağımız aşağı niye 10 yazıyorsam. Bardağın bardağı bardağımız bardağınız bardakları. Evet, şimdi bakın. Bu isim tamlaması olayında yani tamlayanı zamirden oluşan isim tamlaması olayında şurası birinci bölüm diyelim. Burası ikinci bölüm diyelim. Birinci bölümdeki ifade her zaman tamlayan eki olur. Birinci bölüm her zaman tamlayan. İkinci bölüm ise her zaman tamlanan olacak. İkinci bölüm tamlanan, birinci bölümde tamlayan olacak. Şimdi şunu da güzel yazayım da. Şuraya yazalım. O zaman bir isim tanımlamasında tamlayan ekleri ilgi eki mi? Evet. Ama ilgi eki isim tanımlamalarında kimin ait olduğunun ipucunu verir. Yani burada sahiplik demeyelim de sahiplik ipucu diyelim. Çünkü sahiplik eki iyilik ya bunu karıştırırsınız diye böyle bilin. Sahipliğin ipucu. Sahipliğin ipucu olan şey ne? İlgi eki. Hatta onu şöyle bağlaştıralım. Sahipliğin ipucunu veren ek ilgi eki. Ama sahiplik diye nitelendirdiğimiz ek iyilik eki. Mesela benim bardağım diyor. Bakın buradaki ım. Senin bardağın. Onun bardağı. Bizim bardağımız. Sizin bardağınız. Onların bardakları. Şu gördüğünüz ekler iyilik eki. Bunların tamamı iyilik gençler. İyilik eki. Bunların da ayrı ayrı isimleri var. Bunları yazalım. Mesela şu ek birinci tekil
İyilik eki. Altındaki ikinci tekil iyilik. Onun altındaki üçüncü tekil iyilik eki. Sonra birinci çoğul iyilik ekimiz var. İkinci çoğul iyilik ekimiz var. Ve üçüncü çoğul iyilik ekimiz var. Evet, bunların da isimleri bu şekilde. Yani bardağımdaki ım birinci tekil iyilik eki. İşte bardağındaki ne ım ikinci tekil iyilik. Bardağdaki ı üçüncü tekil iyilik. Bardağımızdaki birinci çoğul iyilik. Bardağınızdaki nız ikinci çoğul iyilik ve bardaklarındakileri üçüncü çoğul iyilik eki. Hepsinin bir ismi var. O zaman özet geçelim. Tamlayan aslında bir isim tamlamasındaki birinci omurga. Yani isim tanımlamasının ilk kısmı. In ve nın'dan oluşuyor. Başka bir varyantı yok. Şimdi ın ve nın diyelim. Ve sahipliğin bize ipucunu verir. Ama asıl sahiplik anlamı katan şuradaki ikinci bölümdür. Yani şuradaki ekler, şuradaki i diyelim. Buradaki ekler aslında şu ikinci bölümdeki eklerdir. Yani ın, ımız, tarzında ifade edilen eklerdir. Aynı zamanda iyilik ekleriyle oluşturulan tamlamalara özel bir isim veriliyor. Tamlayanı kişi zamirinden oluşmuş isim tamlaması. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Bu şekilde ifade edebiliriz ilgi ve iyilik eklerini. Niye isim çekim eki ilgi ve iyilik? Çünkü bakın isimlere geliyor. Bir ekin isim çekimi eki olmasının mantığı isimlere gelmiş olmasıdır. Bununla geçelim. Şimdi geldik hal eklerine. Hal ekle dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Şimdi birincisi yönelme hali. Sonra bulunma hali. Pardon, belirtme diyelim önce. Belirtme hali. Sonra bulunma hali. Sonra ayrılma hali gelecek. Yönelme hal ekinin eki E'dir. Belirtmenin eki I'dir. Bulunmanın eki DD'dir. Ayrılmanın eki de Dan'dandır. Evet, yönelme, belirtme, bulunma ve ayrılma. Bir de şey var, yalın hal diye bir şey var. Yalın halin tanımını şöyle yazalım. Hiçbir hal eki almayan sözcüklerin durumudur. Şimdi yalın halle iyilik eki birbirine karışıyor. İyilik eki olmayan da sanki yalın halmiş gibi veya işte yapım eki olmayan da sanki yalın halmiş gibi belirleniyor ama yalın hal hiçbir hal eki almayacak. Yani yönelme, belirtme, bulunma ve ayrılma durumlarını almayan ek. Şimdi yönelme hali aslında kime, neye ve nereye sorularını veren bir ektir. Kime, neye, nereye sorularının cevabı. Belirtme eki kimi, neyi, nereyi soruların cevabını veren ektir. Bulunma hal eki kimde, neyde, nerede soruların cevabını veren bir ektir. Ayrılma da kimden, neyden, nereden sorularını veren bir ektir. O zaman aslında bakın 3 tane temel sorumuz var. Kim, ne, nere? O zaman kim, ne, nere soruları E eki alıyorsa yönelme. I eki alıyorsa belirtme. Da eki alıyorsa bulunma. Dan eki alıyorsa ayrılma. Şimdi belirtme i'siyle üçüncü tekil iyilik eki karışabiliyor. Onu da şöyle yazalım. Üçüncü tekil iyilik iyisi. Şimdi üçüncü tekil iyilik iyisiyle bunun ayrımını birazdan yapacağız. Evet, bunu birazdan dönüş yapacağız. Eğer kimde, kimde, kimden diyorsa yani kim, ne, nereye, da, de geliyorsa bulunma,
Kim ne nereye, danden geliyorsa ayrılma. Şimdi yönelme hali. Örnekler verelim. Ankara'ya, Mehmet'e, eve, kitaba, doğaya. Bakın pek çok şey olur. Yani Ankara'ya yöneliş, bir yere yöneliş olabilir, bir kişiye yöneliş olabilir, bir nesneye yöneliş olabilir. Bu şekilde isimlere gelen ve bir yöneliş anlamı taşıyan ifadelere biz yönelme haleki diyoruz. Geldik belirtmeye. Mesela Ankara'yı, Mehmet'i, evi, kitabı, doğayı. İşte bu noktada örnekler birbirine karışabiliyor. Mesela evi, kitabı ve doğayı örnekleri bazen iyilik diye algılanıyor. Yerine göre olabilir, cümlesine göre olur, cümlesine göre olmaz diye ifade edelim bunu. Şimdi mesela iki tane cümle örneği yazalım şuraya. Birincisi şu olsun. Kitabı çok inceymiş. Diğeri de kitabı bana versene. İki cümle. Bu cümleler üzerinden iyilik ve belirtmeyi anlatalım. Şimdi bakın, kitabı çok inceymiş. Şimdi burada kitabı çok inceymiş derken birinin kitabından bahsetme anlamı var mı? Evet. Veya işte kaba bir tabirle ben diyorum ki başına onun getirebiliyor muyuz? Onun kitabı. Yani onun kitabı anlamını taşıyor mu? Evet. Onun anlamı taşıyorsa, birine ait olma anlamı taşıyorsa buradaki i'nin görevi iyiliktir. Ama kitabı bana versene. Şimdi onun kitabı bana versene oluyor mu? Olmuyor. Herhangi bir sahiplik durumu yok. Burada bir gösterme anlamı var. O kitabı bana versene. Yani o kitabı bana versene. O zaman gösterme anlamı varsa, işaret anlamı varsa ben de buna diyorum ki belirtme eki. Belirtme haleki. Bakın başına o geliyorsa belirtme haleki, başına onun geliyorsa üçüncü tekil iyilik eki. Tamam mıyız? Bunun ayrımını bu şekilde yapmış oldum. Geldik bulunma halekine. Bulunma haleki bazen yapım ekiyle karışıyor. Mesela bulunma halekinin önce örneklerini verelim. Diyelim ki Ankara'da bir yerde bulunma. Kitapta. Evde. Doğada. Yer mekan bildiriyorsa, nesnenin yerini bildiriyorsa veya nesnenin içindeki bir durumu bildiriyorsa o zaman diyeceğiz ki bulunma haleki. Mesela bazen dedik ki yapım ekiyle karışabiliyor. Şimdi dade'nin yapım eki ile karışması durumu nasıl olacak bir bakalım. Mesela diyelim ki çıtırdamak. Zaten burada çok net aslında bakın. Çıtırdamak. Şimdi çıtır burada isim, yansıma sözcük. Çıtırdamak da burada eylem. O zaman buradaki dağın görevi mantıken ne? İsimden fiil yapım eki. Yani her gördüğünüz dağ diye bakın bulunma halekine bizi götürmüyor. O yüzden bu şekilde bilelim. Veya işte ne diyelim? Çıtırdamak. İşte fısıldamak. Bunlar hep yansıma sözden türeyenler mesela. Fısıl da burada yansıma söz, isim. Daha dedi burada yine isimden fiil yapan ek. Şimdi geldik ayrılma halekine. Şimdi ayrılma halekine işte Ankara'dan taşınma gibi bir anlam sağlayabilir. Veya bir sevgiliniz var. Sevgiliniz adı Deniz olsun. Hadi unisex bir isim olsun. Deniz'den ayrıldım. Veya işte Murat'tan ayrıldım. Ayşe'den ayrıldım gibi. Veya işte evden dışarı çıktım. Evden ayrıldım somut olarak. Şimdi şu anlamları sağlamıyor. Mesela kitaptan gibi bir kelime var. Kitaptan kelimesi her zaman böyle bir ayrılış anlamı sağlamayabilir. Onun için bunu biraz ezber vereceğiz. Kitaptan da ayrılma, masadan. Mesela masadan kalem düştü. Masada bir kalem var, o kalem yere düştü. O zaman nereden düştü sorusunun cevabı masadan oluyor.
Bu da bu şekilde hal durum ekleri. Umarım anlamadığınız bir şey yoktur. Anlamadığınız bir durum olursa yorumlarda belirtin. Yorumlara cevap verebilirim. Bazen video olduğu için şimdi olay, bazı yerleri es geçebiliyorum veya aklıma gelmeyen bilgiyi söyleyemeyebiliyorum. Ama genel manada bunları bilmemiz bizi kurtaracak. Evet gençler, bu dersimizi de burada sonlandırıyoruz. Bundan sonraki dersimizde ise kişi ekleri ve ek elementlerinden konumuza devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.